Web tabanlı interaktif kodlandırma sistemi VETIX projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO ve milli kodlandırma ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla internet, TSK.net üzerinde e-imza kullanımı esasına göre ve e-devlet mantığıyla gerçekleştirilmiş olan ilk bilgi sistemi projesidir. Kodlandırma sistemi halen 26'sı NATO ülkesi olmak üzere toplam 54 ülke tarafından gerek askeri gerekse sivil kuruluşlara ait her çeşit ve sınıf ikmal maddesini tek bir sistemle aynı şekilde sınıflandırma, tanımlama ve NATO stok numarası tahsis işlemini uygulamak için kullanılmaktadır. Kodlandırmanın esasını teşkil eden milli NATO stok numaraları, ikmal, bakım, tedarik, e-ticaret, ulaştırma, depolama, malzeme değişimi, envanter kontrolü gibi modern lojistik yönetimin tüm safhalarında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1952 yılında uygulamaya sokulan federal kodlandırma sistemi, NATO tarafından benimsenmiş ve 1954 yılında üye ülkelerce onaylanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki malzemelerin kodlandırma işlemleri 1972 yılından başlayarak 1993 yılına kadar kuvvet komutanlıklarınca ve kendilerine has yöntemlerle yürütülmüştür. Bu dönem içerisinde malzemeler karşılıklı işletilebilirliğe ve değiştirilebilirliğe imkan vermeyecek şekilde farklı stok numaralarıyla ve mükerrer olarak kodlandırılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı'nın yoğun çabası sonucu 1995 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde NATO kodlandırma sistemi müşterek malzeme lisanı olarak uygulanması kabul edilmiştir. 1997 yılında kodlandırma sisteminin ileri bilgi ve teknoloji ve NATO standartlarına uygun olarak otomasyonu sağlanmıştır. Aynı tarihte tedarik safhasında kodlandırma uygulaması başlatılmıştır. Bu tarihten itibaren kodlandırılan malzemelerin sayısında büyük bir artış sağlanmıştır. Türk milli kodlandırma faaliyetlerinin NATO ve milli makamlarla koordine edilmesi hususunda ana sorumlu makam, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu'dur. Kodlandırma faaliyetleri NATO, kodlandırma sistemi NATO, kodlandırma talimatı AKOD-P1 esasları ve MSY 310-8 Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi uyarınca yürütülmektedir. Yerli ve yabancı malzemelere NATO milli stok numarasıyla firma kodu tahsisi maksadıyla yapılan başvuruları değerlendirerek gerekli işlemleri bilgisayar ortamında icra eden Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu'nda halen 300 subay, az subay olmak üzere toplam 15 personel görev yapmaktadır. Şimdiye kadar uygulanan kodlandırma sisteminde firma başvuruları manuel olarak kağıt ortamında, kodlandırma TSK.net'te elektronik ortamda, sonuçlandırılmış kodlandırma işlemleri ise yine kağıt ortamında yapılmaktaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri ihalelerini kazanan firmaların malzemelerinin kodlandırılması için Türkiye'nin her tarafından Ankara'ya gelmeleri nedeniyle zaman zaman Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı'nda birikme yaşanması söz konusu olmaktaydı. Milli Kodlandırma Bürosu personeli aynı zamanda kuvvet kodlandırma büroları ve yabancı kodlandırma büroları personeliyle koordine, NAMSA SASAT grubuyla etkin işbirliğiyle kodlandırma konusunda eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. İnternet ve TSK.net üzerinde otomasyona geçirilmiş ve e-devlet anlayışıyla e-imza esasına göre çalışan bu yeni sistemle, halen manuel olarak kağıt ortamında yapılan tüm işlemlerde elektronik ortamda otomasyona kavuşturulacak, tam anlamıyla kağıtsız bir ortam sağlanacak. Bu sayede başvurular için firma temsilcilerinin Ankara'ya geliş ve kalışlarıyla ortaya çıkan zaman ve parasal kayıplar önlenecek, kodlandırma faaliyetlerinde hız ve doğruluk artacaktır. Sözleşmesi kapsamında CyberSoft CS Enformasyon Teknolojileri Limited şirketi tarafından geliştirilen bu sistem, şimdi internet üzerinden e-imzalı olarak firma başvurularıyla başlatılıp, TSK.net üzerinde kodlandırmayı müteakip sonuçları yine e-imzalı olarak internetten yayınlayacak şekilde çalıştırılarak sunulacaktır.